Merhaba, ben çevre mühendisi Yelda Keskin Yiğiter. Bengütürk çevre ekranıyla karşınızdayız. Bu bölümde karbon ayak izi nedir? Hep birlikte inceleyeceğiz. Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararların ölçüsüdür. Karbon ayak izi iki ana parçadan oluşur. Doğrudan birincil ayak izi ve dolaylı ikincil ayak izi. Birincil ayak izi evsel enerji tüketimi ve ulaşım dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan karbondioksit emisyonlarının ölçüsüdür. Yani evde kullandığınız enerji harcayan tüm ürünlerden tutun da tatile gitmek için kullandığınız otobüs ya da uçağın ürettiği karbondioksit miktarının toplam ölçüsüdür. İkincil ayak izi kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmaları ile ilgili olan dolaylı karbondioksit emisyonunun ölçüsüdür. Marketten aldığınız bir paketli gıdanın üretim sürecinde çıkan ve o ürünün bozulmasıyla ortaya çıkan toplam karbondioksit emisyon miktarıdır. Atmosfere salınan fazla karbondioksidin zararlı olmasının sebebi, karbondioksidin atmosferde en çok bulunan sera gazı olmasıdır. Sera gazlarının atmosferde fazla olması ise, bu gazların dünyanın etrafını kalın bir battaniye gibi sararak onu ısıtmasına, yani sera gazı etkisine sebep olmaktadır. Dünyanın ısınması ise küresel anlamda felaketler zincirine sebep olmaktadır. Doğal afet oluşumunda artışlar, buzulların erimesi, mevsimsel sıcaklık ve yağış değişimleri, tatlı su rezervlerinde azalma, kuraklık, kıtlık, açlık, gıda krizi ve yeni göç dalgaları gibi tehlikelere karşı karşıya kalmamak için karbon ayak izimizi minimuma indirmemiz gerekmekte. Bu bağlamda birincil ayak izimizi azaltmak için yapılabilecek şeylerle ilgili örnekler vermek gerekirse, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelebilirsiniz. Örneğin ısınma için güneş enerjisi kullanabilirsiniz. Hatta bu yolla doğal gaz faturanızı da azaltabilirsiniz. Az enerji harcayan makinaları ve ürünleri tercih edebilir. Evdeki elektrik tüketen her şeyin kullanım süresini de azaltmaya ve kullanmadığınızda kapatarak tasarruf etmeye çalışabilirsiniz. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaya çalışabilir ve hatta işe giderken arabanızı başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Daha çok yürüyebilir ve bisiklet kullanabilir, bu yolla daha çok spor yaptığınız için sağlığınıza da katkıda bulunabilirsiniz. Atıklarınızı kaynağında ayırarak uygun toplama alanlarına atabilir ve böylece geri dönüşüme katkıda bulunabilirsiniz. Aracı kullanma veriminiz bile çok etkili. Gazı hafifçe kullanarak, sürekli fren yapmamak için sabit ve hız sınırına uyarak, lambaların olmadığı yolları tercih ederek, motoru rölantide çalıştırmak yerine park ederek kullanabilir ve hem yakıttan tasarruf edebilir hem de karbon salınımını azaltabilirsiniz. İkincil ayak izinizi azaltmak için ise bir şeyler satın aldığınız zaman bu ürünlerin nerelerde üretildiğini, üretimde hangi maddelerin kullanıldığını ve hatta nakliyesini de göz önüne almalısınız. Madde madde bakalım. Bu sebeple nakliyeden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını düşürerek yerli üretime yönelebilirsiniz. PET şişe kullanmak yerine matara kullanabilirsiniz. Paketli ürün kullanımını azaltabilirsiniz. Et tüketimini azaltabilirsiniz. Daha az atık üretebilirsiniz. Aldığınız ürünlerin bozulmadan tüketilmesini sağlayabilirsiniz. Karbon ayak izi azaltılabilir bir durumdur. Günlük hayat düzenimizde ufak tefek değişiklikler yapmamız karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar insanoğlu yaşamı boyunca gerçekleştirdiği tüketim ve üretim faaliyetleri nedeniyle dünyada bir iz bırakmıştır. Artık arkamızda bıraktığımız bu izlerin bizi ve gelecek nesilleri nasıl etkileyebileceğini ve azaltabileceğimizi biliyoruz. İlk adımı silmiş sayılırız. Unutmayın, çevremiz geleceğimize bırakacağımız en önemli mirastır.